Hocam zulm zulmü engellemek için kaymakam olmak istiyorum diyor bir kardeşimiz. Evet. Tabii ki şeriatı da istiyorum ancak ilk etapta bu mümkün değil. Bu düzende yönetici olanlar bazılarına göre kafir, bazılarına göre günahkar olacağı söyleniyor. Bu konuya hakkane bakış nasıl olur? Biraz önce değinmiştik kardeşim. Bu konudaki esas şurası ki siz bu vatana ne gözüyle bakıyorsunuz? Vatan satın alınan bir toprak gözüyle mi bakıyorsunuz yoksa vatan can mıdır gözüyle bakıyorsunuz? Burası önemli. Biz vatana can gözüyle bakıyoruz. Vatan canımız. Tabiri caizse vatan bedenimiz. iman ve İslam'da ruhumuzdur. E ruhun bu dünyada varlık sürebilmesi için bedenin olması gerekiyor. E beden bir takım hastalıklara uğramış. Değil mi? İslam'ın hukukundan, İslam'ın ahkamına uzaklaştıysa ne olur? Bir takım hastalıklara uğramıştır. Ruh ne yapmalı? Tedavi yoluna gitmeli, bunun için uğraşmalı. O beden bizim bedenimiz çünkü. İşte biz de bu noktadan bakaraktan bu vatan bizim vatanımız diyoruz. Bir takım hastalıklara düçar olduysa, bir takım sıkıntılara duyüchar olduysa Allah'ın nizamından uzağa gitmiş ise yapmamız gereken bu vatanı tedavi etmektir. Tedavi etme noktasında gayret etmektir. Bu vatanda vazife yapmaya çalışan kardeşlerimiz şunu kalplerine kazısınlar. Bu ecdat bu vatanı bize birileri hastalık bulaştırdı diye arkanızı dönüp kaçın, bırakın diye miras bırakmadı. Bu vatanı bize biz at üstünde kılıç ile neler neler ne yollar teptik de bu vatanı İslam'a getirmek için uğraştık. Biz size teslim ettik. Siz de bu İslam'ı yaşayın ve yaşatın. Onun için miras bıraktık. Bu şekilde miras bıraktılar. Ha birileri ne yaptı? O mirasın idrakında olmadı. O mirasa hainlik yaptı. Onun için Babadan kalan o baba ocağında bir kardeş bir taraftan o baba ocağını yakmaya çalışırsa diğer kardeşlerin yapması gereken nedir? Onun elinden kibriti ateşi almak, o tutuşturduğu şeyi söndürmektir. Çünkü o ev yanarsa hepimiz evsiz kalırız yani. Bizim de yapacağımız o ki burada ne kadar İslam nizamına uygunsuzluk olsa, adaletsizlik olsa da biz gücümüzü sarf edelim, gücümüzü kullanalım, aklımızı kullanalım, hizmet sektörüne biz de girelim. Kaymakam olalım, savcı olalım, hakim olalım, milletvekili olalım ve ondan sonra bozukluk neredeyse onu düzeltmek için uğraşalım. Bu vatanda şu yapılmaz, bu yapılmaz diyen insanlar korkaktır. Uğraşmaktan kaçıyorlar. Onun için kaymakamlık mı yapacaksın kardeşim? Mübarek olsun. Milletvekilliğimi yapacaksın. Mübarek olsun. Uğraş. La yukellifullahu Allah sana gücünden fazlasını yüklemiyor. Gücünün yettiği müddetçe İslam ile hükmetmeye çalış. İslam'a çek. Avukat olacağı niye avukat oluyorsun demeyiz. Savcı olana niye savcı oluyorsunuz demeyiz. Savcı da olun, avukat da olun, hakim de olun. Hüküm yalnız herkes bulunduğu müessesenin İslami hukukunu öğrensin. Öğrendikten sonra da avukat mı diyelim bir davayı sahiplenecek ya bakacak bu dava İslam'a uyuyor mu? Uyuyor. Alsın yürüsün. Kazandı kazanmadı. Önemli değil. Hak olsun hakikat olsun. Savcı hüküm verirken ne yapacak? İslam'ın hukukunu düşünecek. Bugünkü hukukun içerisinde İslam'a en yakın noktaya çekmek için uğraşacak o hükmü tamamen getiremese de en yakın kına çekmek için uğraşacak. Buraya dikkat edeceğiz. Fakat bu devlette vazife alan kardeşlerimize de özellikle şunu altını çizerek söylüyorum. Devletin sağlamış olduğu imkanlar şunlar bunlar. Ne kadar helal olsa da İslam'ın bize vermiş olduğu bir nizam var. Halifeye dahi İslam'ın vermiş olduğu bir maaş var. Hazreti Ebubekir zamanında radıyallahu teala halifeye ne kadar para verilecek diye sahabe-i kiram arasında bunun meşveresi yapıldı ve Hazreti Ali radıyallahu teala keremallahu vecenin görüşü kabul edildi. Neydi o? Normal bir Müslümanın ne kadar ihtiyacı oluyorsa ne üst afaki ne alt orta boy halli bir Müslümanın ne lazımsa o kadarını alacak. Bir yazlık bir de kışlık elbisesi Beytülmal'dan alacak. Şimdi biz de tabii ki o zamanla bu zaman arasında baya bir fark var. Bugün orta halli bir Müslümana neler sağlanmış yorsa, sağlanıyorsa, ne kadar maaş alıyorsa, kaymakam mı oluyorsun, belediye başkanı mı oluyorsun, millet ne oluyorsan ol, devletin tayin ettiğini almanızı hoş görmüyorum, iyi görmüyorum kardeşim. Bunun da ziyanı size gelecek diye korkuyorum. Onun için orta halli bir Müslümanın, insanın bu devlette ne ihtiyacı varsa o kadarını devletten alın. Devlet size ne kadar onun fazlasında bir ödenek sağlıyorsa da siz ondan fazlasını Allah yolunda bu milletin fakir fukarasına, garip grubasına tasadduk edin. Bizim nasihatimiz odur. Böyle olursa, niyetimiz de bu şekilde olursa bu devlet sektöründe çalışmak bize ziyan vermez. Devlet ne veriyorsa her şeyi alalım diyorsanız bilin ki onun da ziyanı var yani. Hani diyorsunuz ya kaymakam olacağım ama hükümler tam İslam'ın hükmü değil. Hani yanlış işte bu da İslam'ın hükmü tam olmuyor. Yani devletin verdiği her ödenek de İslam'ın hükmü olmuyor. Nasıl ki her aldığı da İslam'ın hükmü olmuyor. Hani vergi diye aldığı bir sürü şeyler var ama bazıları çok aşırı, bazıları çok afaki, bazıları Müslümanın kaldıramayacağı, insanın kaldıramayacağı şekilde ağır oluyor yani. Hatta bazen bazı bazı devlet bunun farkına varıyor. Sonradan onları geri ödeye de oluyor yani mesela. Bunun gibi işte milletvekili olun, belediye başkanı olun, ne olursanız olun. Bak biz halifeden bahsediyoruz. Halifenin dahi ödeneği normal bir Müslüman ödeneği olarak Hazreti Ali tayin ettiği. Bu şekilde bu zamanda yaşayan insanların orta hallisi ne kadar neyle geçim sağlıyorsa size de devlet ondan eğer fazlasını veriyorsa o ölçüden fazla olanını alıp bu milletin gariplerine, fakirlerine sadaka verin. Hatta borçlularına özellikle hele hele devlete borçlulara sadaka verin. O zaman Allah'ın izniyle Allah yolunda bir mücahit mesabesinde olursunuz. Allah'ın razı olduğu kullar zümresinde olursunuz inşallah. Allah gayretimizi tevfikiyle süslesin inşallah ve bizleri muzaffer eylesin.